bol fırsatlar sadece iddia bayileri ve iddia.com'da. Daha avantajlı MBS'ler ve daha yüksek oranlar için siz de hemen bayinize uğrayın, iddia uygulamasını indirin, kral fırsatlarla tanışın. Peki Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Göztepe maçında bir Göztepe maçı sonrası yine takılmıştı. Antalya karşısında yeniden ayaklandı aslında. Tabii bir yandan Galatasaray çok bir şey vaat ederek mi gidiyor, devam ediyor yoluna? Hani orası büyük soru işareti ama işte rakiplerinin de puan kaybı Galatasaraylıları şizofren edecek yani. Bir hafta fişi çekiyorlar, bir hafta acaba olur mu diyorlar falan. Yine öyle bir hafta sonu oldu. Ve 3 puanla geçirdi Galatasaray öyle ya da böyle. Benim bunca yıllık futbolu izleyen, sonrasında gazetecilikte, spor gazeteciliğinde ki dönemim de dahil, ben Galatasaray'ı hiç son 5 haftada, yani normalde bizim bildiğimiz Galatasaray son 5 haftaya böyle girse şampiyon olur. Ama bir enerji bir şey koyması lazım. O ama son 5 hafta ya böyle giren Galatasaray'da bu kadar bölünmeyi ilk defa görüyorum ben. İki tane şey var. Bir kere bölünme var. Yani yönetim kendi içinde bölünmüş. Profesyonel taraftarla gerçek taraftar bölünmüş. Profesyonel taraftarla teknik ekip bölünmüş. Teknik ekiple yönetim bölünmüş. Yönetim kendi içinde 3 parça halinde. Bir taraftan muhalefet var. Taraftarın ümidi yok. Normalde Galatasaray bu durumlarda biz Galatasaray'ız, 7 şampiyon oluruz derdi. Ve birleşirdi. Onu görmüyorum. Yani o havayı görmüyorum Galatasaray'da. Evet. Yani normal şartlarda Mart'a bir şekilde kafada giren Galatasaray foto finişe kadar götürür. Normalde refleksi odur Galatasaray'ın yani ama şu anda öyle bir enerji bir şey yok. Şimdi Antalya maçında da bence Antalya'nın eksiklerinin de payı oldu bunda. Bir yandan da Galatasaray'ı çok rahat bıraktılar sanki ilk yarıda özellikle oyun kurarken. Ama bir şekilde geçti. İyiler vardı, kötüler vardı ama işte hani şampiyonluk konusunda yani ben çok çok zor görüyorum. Yani bunun cevabını da bir tek hoca biliyor. Yani çünkü sezon başında takımı ligin ortalamasında tempolu, ayağa pas yapan takım gibi oynatan da hocanın kendisi. Devre arasında takımı tam topallarken yeniden şahlandırıp 7-8 maç galibiyet yaratan da kendisi. Ondan sonra bozan da kendisi. Yani dolayısıyla bütün bunların cevabı aslında Fatih Hoca'da bence. Galatasaray Antalya maçı özelinde iyi bir top oynadı. İyi bir futbol oynadı. Evet evet. Onun da bir fikri vardı. Ama dinamik takımdı bir kere. Antalya Spor'da çok kötü oynadı. Kendisinin referans almaması gereken bir rakiple oynadı Galatasaray. Çünkü Antalya Spor diye bir takım yoktu. Sadece savunma yapan birkaç oyuncu ve kaleci vardı. Aynen. Dolayısıyla ama yine de bu Galatasaray'ı ilgilendirmez. Galatasaray önemli bir galibiyetle 3 puanı koydu cebine. 5'te 5 yapıp duruma bakacak. 5'te 5 yapıp duruma bakacak. Bu hafta işte bu hafta işi çok mühim. Yani Beşiktaş bu iki maçından 4 puan çıkartırsa Galatasaray da bırakır şeyi. İşi bırakabilir ama 2 puan çıkartırsa o zaman Galatasaray'ın yenmesi halinde liderliği alması gibi bir durum var. Tabii. Beşiktaş'ın önüne geçme gibi bir durum var falan. Yani bu hafta meselesi mühim. Yani o yüzden yarın ve pazar günkü maçlardan sonra biraz daha şey belli olur. Gidişat belli olur. Galatasaray'ın da Gençler Birliği maçı zor olur. Pazar günü. Çünkü onların da Can Havli var. Tabii. Can Havli ile oynayan takımlara karşı ne yapabileceğini görmemiz lazım. Galatasaray Gençler Birliği maçları genellikle kritik haftalara denk geldiğinde Galatasaray'ın da kazandı oldu. Gençler Birliği'nin de puan aldı oldu ama genellikle böyle şey maçlar olur yani böyle güzel maçlar olur. O maç zor Galatasaray'ın. Onun dışında derbi dışında Beşiktaş maçı dışında Galatasaray'ın 5'te 5 yapma ihtimali görünüyor yani. Böyle zor olmayan bir fikstürü varmış gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak. Ama işte bu hafta içi ve hafta sonki maçlardan sonra biraz daha net konuşuruz. Evet, bu karşılaşmada da galiba golü Mustafa Muhammed'den geldi. Muhammed bir ara bu işte çift forvete geçildi, Falcao form yakaladı falan. O arada kaybedildi evet. Karıştı, orada kaybolur gibi oldu. Bu maçta ama hem galibiyeti getirdi hem de bir yandan da sanki vücut dilinden de biraz morali ve özgüveni yerine gelmiş gibiydi. Yani oyuna girdi.
Zaten 3-5 dakikada bir tane topu direğe vurdu. Bir tane Bofen'e ateş etti resmen. Bofen'i vurdu resmen şutuyla. Üçüncüde de gol attı. Yani çok iyi santrafor. Çok iyi santrafor. Onu kullanamamak hataydı. Tamam. Onu kullanamamak hataydı. Gol attığı her maçı da 5 maçı da kazanmışlar. Adam zaten gelir gelmez. Bak Başakşehir birinci maçı. Fenerbahçe ikinci maçı. Galatasaray yani ilk 11'de başladı ilk maç. Aynen. Kasımpaşa maçında işte sahaya şeyde oynamış. Kasımpaşa maçında penaltıdan attı tabii. Ondan sonra Erzurum maçında 2 golünü attı. Ama bu maçta da dediğin doğru 3 kere topa vurdu. Üçünde de bir kere isabet var. Yani tabii. Çerçeveye vurma. Dağlara taşlara vurma. Çok çok iyi bir santrifor. Galatasaray gayet iyi bir oyuncu almış. Ama işte bir dönem o kaybedildiği dönem bence o zaten Galatasaray'ın sarsıntı, türbülans döneminde işte Galatasaray'ı da kendi kaybettiği dönem. Işık gitti yani onun da etkisi var. Yani o takım komple türbülansa girdi. Mustafa Doğan da gitti zaten. Yani ben Galatasaray yönetimi yerinde olsam şu an kulübe giren her bir lirayı bir kumbarada falan biriktirip bu adamın bonservisini ilk fırsatta almaya çalışırım. Yani çünkü Fenerbahçe'nin zaten söylentiye göre şey hani söylediklerine göre zaten satın alma hakkı şey. Evet Galatasaray'ın şimdi orada yine bir ara böyle çelişkili haberler falan da çıktı bir kafa karıştırıcı. Daha Galatasaray'dan önce bunlarda çok oynadığı için. Ya o biraz Mısır kulübünün şeyiymiş o. Yani ya bu adam 4 milyon euro dolara satılır mı? Eleştirileri çıkınca Mısır'da. Mısır kulübü yetkililer de yok canım işte öyle bir anlaşma yok aslında falan gibi. Birisinden bir iki haber yaymışlar. Yani Galatasaray kulübü muhtemelen burada kendi açıklamasının üzerinde o iş doğrudur. Ama şimdi seçim meçim de var abi işte o işi yapıp 30 Haziran'a kadar Mustafa'nın bonservisini falan almak lazım. Yani yeni başkan gelirse hemen alırlar. Yani birinci yapacakları işlerden bir tanesi bu. Mustafa'nın işini bitirmek. Yani öyle tabii de hani bunun için ne? Yani Fatih Hoca da rapor verdi deniyor şimdi alınsın yönünde de. Yani hani bu adam... Rapora ihtiyaç var mı? Yani hani bunun için ne rapora ihtiyaç var ne başka bir şey. Yani seçime de ihtiyaç yok. Bu adamın alınıp kulübe kazandırılması gerekiyor yani. Tabii canım. İşte ama yani şimdi gidecek adam da para vermez. Ben nasıl gidiyorum diye. Yeni gelen yapsınlar. O yüzden de şey değil. Ne derler onun adına. Bakalım bir Galatasaray seçim tabii şey. Yani Galatasaray'ın gidişatı açısından önemli. Tabii bu arada 7 Mayıs'ta renk seçimi vardı. Yani başkan adayları gelip listeyi teslim edebilecekler mi? Efendim renk seçimi yapabilecekler mi? Yoksa yasağa yani ne bileyim şey izinli bölüme girerler mi girmezler mi? Onların hepsi bugün yarın açıklanır diye düşünüyorum.